Evet arkadaşlar, geçenki baktığımız karpuz şimdi tekrardan bir bakalım, olmuş mu olmuş mu olmamış mı? Bence olmuş. O bayağı büyümüş. Çok büyümüş. İnşallah olmuştur ya. Ben bir deneyeyim bakalım sesin. Çünkü bu karpuz. Oo, olmuş kanki bu. Hadi bakalım. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Bakalım artık. Altından delmiş bir şey. Bence ay, güzel ya. Bir tane daha mı? Ses. Ses evet. Biliyorsun. Nerede minik olan? Biri şu. Biri de ağacın dibinde. Sen büyüyünce karpuz mu olacaksın annem? Baksana şuna. Çok güzel geliyor sesi canım. Olmuş. O zaman bize afiyet olsun. Tamam. Bu seneki. Kesince de gösteririz artık. Gelin çıkacağı. Aynen. Herkese merhabalar arkadaşlar. Frank'ten böyle videoya güzel begonvillerle başlayalım dedik. Bu çiçeklerin hepsi size gelsin arkadaşlar. Evet. Bizim giriş kapımızın iki tarafında da begonviller var. Hepsi böyle çok güzel. Bunlar büyüyünce inşallah şöyle etrafına böyle çerçeve gibi yapacağız. Evet, çok güzel buranın olacak. Buranın üstüne de yapacağız. Kemer gibi giriş. Aynen. Annemin çiçeklerini gösterelim. Babamın kurumuş cevizini de göster. Ama biz senden ceviz yiyecektik. Neden böyle oldu? Şunlara bak. Bunların ismi ne acaba? Onlar pıtı pıtı. Şunlar çıtı pıtı. Onlar pıtı pıtı. Bunlar çıtı pıtı. Bunlar kıtı kıtı. Fesleğen. Deniz gibi maşallah. Bu da çok güzel. Şuna bak ya. Şey gibi. Karpostal gibi. Çok güzel. Şurada baklalar var. Arkadaşlar bu çiçek de komple duvara serilecek böyle. Dereye doğru kaç metre böyle. Çok güzel görünecek. Böyle burada bir de morlar var. Annemin çıtı pıtıların pembelisi morlusu. Şöyle biraz daha açık renklisi. Öyle. Yeni bir burada günden, yeni bir videodan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Heyecanlıyız hep birlikte. Hadi bakalım. Öncelikle şurada da şeyler var. Karpuzumuzu getir bakalım. Ben burada sardunyaları göstereyim. Rengarenk. Allah! Kaç kilo acaba bu karpuz? Anam. Bence 10 kilo. Çok ağır. 10 kilo var. Getir bakalım. Şimdi bir de keselim nasıl olacak? Evet. Evet. Getir bakalım. Mehmet karpuzu kesiyor şu an. Şansımıza ne çıkacak çok merak ediyorum. Dikkat et. O bayağı sulu. Pandora'nın kapısı açılıyor. Ciğer gibi. Oo, çok güzel. Şekerlenmiş bak. Seni iyi ki bekletmişiz kanka. Hemen bir tadım. Yani az daha beklese tam bal gibi olurmuş. Ama çatlardı. Ama güzel. Bir de soğuk değil ya. Bir de sen ye. Buyurun. Güzel, ha? Güzel, gerçekten güzel. Bu sene herhalde en çok karpuz yediğim yıl oldu. Sıcaktan. Bugün Frenge sulama yapmaya geldik. Ne sulama yapmaya geldik? Bugün Frenge hem çilekleri tabandan damlamadan sulayacağız, hem avokadolarımızı sulayacağız. Eğer yetiştirebilirsek de çilek fidelerini, koyduğumuz fideleri hızlandırılmış bir şekilde nemlendirmek için sulayacağız. Artık her gün sulama sistemine geçtik çünkü
çok kurak oluyor güneşten dolayı. Aynen. Bu şekilde maalesef su işleri de çok sıkıntılı. Tadı Yani yok. 5-6 dakika çalışıyor. Ondan sonra bir yarım saat 40 dakika bekliyoruz. Evet. 5-6 dakika bir daha çalıştırıyoruz ve bizim herhalde 6 tane falan vanamız var. Her vanaya 3'er defa çalıştırdığını düşünürsek. Yani her vana 1,5 saat gibi bir şey ya. Hemen hemen belki de 15 saat falan sulama yapıyoruz. Yani çok Aynen. uzun Biz zaman bugün alıyor. yetiştirebileceğimizi kadar yetiştireceğiz. Aynen. Vaktimiz Maalesef. kısıtlı ama bir yandan da sulamamız gerekiyor. Biz bu işleri hallederken annemler aşağıki serada yapması gereken işleri hallediyorlar. Bu şekilde bir iş planlaması yapıyoruz. Herkes birbirine yardımlaşıyor. Evet. Değilse Maalesef. yetişmek Evet. imkansız maalesef. Yağmurlar yağdıktan sonra inşallah tekrardan suyumuz düzelecek. İnşallah. Ama yağmurlar yağana kadar bu şekilde nöbetleşe bir sulama yapacağız. İnşallah kesilmez. Ümidimiz o yönde. İnşallah bakalım. Sulama günlükleri. Evet. Bugün de böyle biraz sohbetli, beklemeli, Aynen. boğazlı karpuz yiyeceğiz. Göbeği. Yanımızda bir şeyler getirmiştik. Bu kadar uzun saatler kalacak olunca karpuz, üzüm, çerez, salam filan. Mehmet de şimdi keklerimizi kesiyor. Biraz keyif edeceğiz. Suyu çalıştırdık. Bir yarım saat 40 dakika bekleyip sonra tekrardan aynı vanaya bir daha çalıştıracağız. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Böyle uzun sürünce de biz de hem keyif edelim hem de çalışalım moduna giriyoruz. İyi oluyor aslında bir yandan da. Evet. Bugün biraz dinlenme günü gibi. Normalde bunu hep annemgil yapıyordu. Annemle babam. Ama onlar Haredran'a düğüne gidecekler. O kadar özenli kesiyorsun gerçekten. Tabii ki de kek Ellerine değil, sağlık. kekstra. Kekimi yeme beni. Evet, yanına vazgeçemediğim çocukluğumun bisküvisi. İlker, kremalı Evet. Şöyle sunumcu. Sunum önemli. bisküvi. Sunumcu boy. Böyle üzümleri de koyalım. Oo, mükemmel oldu. Üzümler de kendi bağımızdan. Tabii. Lezzetli. O yüzden hiç sormayın. Üzümünü yiyin, bağını sorma. Şöyle bir yandan da manzaramızı göstereyim. Anamura göre biraz daha serin burası. Böyle keyifler ederken de güzel oluyor. Kesinlikle. Çamlıklı şöyle güzel bir manzaramız da var. Evden çay da demlemiştik. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Biz o zaman yiyeceklerimizi biraz yiyelim, dinlenelim. O arada Sonra da dinamoyu bekleyelim. aynen o arada dinamayı bekleyelim. Sonra tekrar işlere devam ederiz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar, çileye suyu çalıştırdık. Görüyorsunuz susuzluktan arılar nasıl böyle su içmeye çalışıyorlar. Bizim burada eşek arısı derler bunlara. Ama tamamen literatürdeki ismini bilmiyorum. Zavallılar buradaki suları içeceğiz diye uğraşıyorlar. Çünkü çok kurak bir dönemdeyiz maalesef. Bakın her yerde. Muhtemelen bir tane koloni. İçinde de var. Su
suyu çalıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi yukarı tarafı suladık burayı. Bu yukarıki bölüm bitti. Hı-hı. Şimdi oranın vanasını kapatıyoruz. Şimdi şu aşağıya hattı da açıyoruz. Böyle paralel olduğu zaman açık. Böyle artı şeklinde olduğu zaman kapalı anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi bir yarım saat 40 dakika bekleyeceğiz yine. 40 dakikadan aşağı olmuyor. Ondan sonra 40 dakikaya 5 dakika. 5 dakika ve 3 set olarak sulama yapacağız burada. Evet. Bakın roka çıkmış burada. Geçen seneki roka. Etli etli ha. Mis. Afiyet olsun. Burada arası çok dar, biraz zor olacak burada çilek toplam. Ay. Biraz toplar mısın roka aşkım? Akşam evde yeriz. Bunları düzeltirken ben olmadığım için maalesef yantır yuntur. Bak şuna bak. Aa, doğru düzgün dibine su gitmemiş. Evet. Evet arkadaşlar, bunlar fuyu cinsi cennet meyveleri. Elma gibi ki sarardıktan sonra ağaçta elma gibi tüketebiliyorsunuz. Yumuşamasına hiç gerek yok. Allah izin verirse zaten burada bu sene, evet bu sene kendi bu bahçemizde yok da diğer bahçemizde var. Anamur dalından sayfamızda bunlardan sizlere göndermeye başlayacağız inşallah. Çok lezzetli. Şeker oranı da çok yüksek. Burada cennet meyvesi deniyor. Diğer bir ismiyle hurma. Trabzon hurması. Evet. Trabzon hurması, aynen. Bu da avokado. Bu yabani bir avokado. Çekirdek almak için ektik biz bunu. Maşallah bayağı güzel. Bayağı güzelleşmiş, kalınlaşmış, odun sulaşmış gibi de. Bunlar bir yaşında değil mi? Evet, Kasım'da tam bir yaşında olacak herhalde ya. Bak şimdi şurada şey var. Ha, meyvesi var, göstereyim. Cennet meyveleri var. Ben zaten normalde de cennet meyvesini, cennet hurmasını çok severim. Bizim oralarda yumuşağı olur. Ama bu da oldukça lezzetli. Böyle domates gibi bir nevi basık halde. Bunlar turunculaştığı zaman direkt alıp yemeye başlayabiliyoruz. Sezonu ne zaman başlıyordu bunu? Bu förteyle hemen hemen aynı eşit çalışıyor, evet, herhalde. Yani Ekim aylarında falan oluyor sanırsam. Lezzetli oluyor. Bir evet. De bunun kakaolu olup sert olup da yeneni var. Evet. Ondan da üretimimiz var. O da güzel oluyor. Bu tatlı ekşi herhalde. Ne portakal ne limon. Evet. Hem tatlı hem ekşi. Arasında karışık. Annemlerin çocukluktaki tükettikleri bir şeymiş. Bol dikenli. Evet, bayağı dikenli var. Mızrak gibi. Baksana. Elimin içinde göster. Oo, bayağı felaket. Mızrak gibi, resmen mızrak. Kaladıranla bir yemiştik bundan. Evet, ben gerçekten sevmiyorum. Gerçekten ne tatlı ne ekşi. Ben pek az etmiyorum. Köşede nar ağaçlarımız var. Bunlar da büyüyecekler Allah izin verirse. Birçok meyve ağacımız var ya. Evet evet. Bunlar limon ağaçlarımız. Lime olanlar herhalde şunlardı. Lime limonlar. Yedi veren mi bunlar? Tam hatırlamıyorum. Babam girdi. Onların çeşitlerini bilmiyorum da. Bunlar herhalde lime olanlar ya. Bak şöyle meyvesi evet, var. Evet, yüksek ihtimalle lime olanlar. Çünkü ben geçenlerde bunlardan bir kopartmıştım. Bak bu dal kırılmış. Ha, o yüzden buluşmuş. Bunu bir kesip bir bakarız. Aynen. Bir denemiş oluruz. Şu ağacın meyvesini kopartmıştım. Bu da limon. Evet, o da limon. Ondan kopartmıştım ben zaten şeyi. Ha, o lime o zaman. Lime, bir yüksek ihtimalle lime. Evet. Ya yaprakları falan aynı olunca, kokusu aynı olunca
tam şey olmak, belirlemek biraz zor oluyor. Bak begonvile bak, burada hiç biz arda etmişiz de rengi ne kadar güzel. Ay çok güzel. Buna damlama çekilmiş de esasında önceden. Bak ya, ikisini de buna dolamışlar çünkü. Çilek yapılırken bozulmuştur. İki damlamayı da buna dolamışlar. Ona hiç götürmemişler. Yanlış yapılmış muhtemelen. Evet. Düzeltelim onu. Bu da bir limon. Biz normalde de Anamur Dalı'ndan sayfamızda satışını yaptığımız meyveler hep kendi bahçelerimizden sağlıyoruz. Çünkü kendi bahçemizdeki ürünlerin tamamıyla organik olduğunu aşikar bir şekilde bildiğimiz için kendi bahçemizdeki ürünleri satmayı tercih ediyoruz. Şöyle bu. Bu ne ağacı Mehmet? Badem. Ha, badem. Bu da badem ağacı. Birçok ağacımız var. Allah nasip kısmet eder de bahçemiz büyüyünce, ağaçlarımız büyüyünce burası komple böyle kocaman kocaman avokado ağaçlarının olduğu güzel bir bahçeye dönüşecek. Evet arkadaşlar, şimdi bu çileklerimizin setlerini bozamayacağız. Çünkü damlama sistemimiz olduğu için, vidalar olduğu için tekrar sürüp hazırlamayacağız. Bu hali hazırdaki çilekleri yolacağız. Böyle. Bunları yolacağız. Ondan sonra bu yolduğumuz yerlere yaptığımız çilek vidalarının dikimini yapacağız. Tamamen temizlenecek. Bunların evet. Yerine hazırladığımız yeni çilek vidalarımızı yerleştireceğiz inşallah. Güzel verimli bir yıl bekliyoruz çilek için. Allah nasip kısmet ederse. Bu şekilde ayarlayacağız. Burada bir avokado ağacımız daha var. Bu fuerte çeşidi. Görüyorsun hafiften bir susuzluk belirtisi var. Aynen. Maalesef. Yani sadece bizimle alakalı bir durum değil bu. Bütün ülkenin, Anamur. Hatta bütün Anamur'un yaşadığı bir problem maalesef. Bu aylarda var olan su kaynaklarında bir yokluk çekiyoruz, zorluk çekiyoruz. İnşallah bu günlerde geçecek. Gel arkadaşlara, şu an gönderdiğimiz Clifton cinsi ağaçların meyvenin ağacını gösterelim. Şu an gönderimini yaptığımız cins Clifton cinsi. Erkence Ağustos'u dediğimiz cins. Onun ağacı da bu şekilde. Böyle bu şekilde. Yaprakları biraz daha kıvırcık. Bunu biliyorum ben. Kıvırcık yapraklı olunca bunu seçmesi. 3 tanesi de aynı çeşit. Burada. Clifton. Hı-hı. Erkence cins dediğimiz ağacımız. Evet. Ağustos sonu başlar. Eylül başına kadar. Aynen. Genelde hastası devam ediyor. Buraların tüm çeşit sıralamalarını ben yaptığım için nerede hangi çeşitler var hepsine vakıfız. Böyle 4 tane şöyle 1, 2, 3, 4, 4 avokadonun ortasına gelecek şekilde de cennet meyvelerimizi diktik. Hı hı. Ki bu ağaçlar büyüdüğü zaman en son burayı kapatacak. Ondan dolayı buraya dikiyoruz ki uzun yıllar meyve alabilelim. Çok mantıklı yani. Bir de bu budama yapılan bir çeşit olduğu için yaprağını döktüğü zaman istediğimiz kadar küçültebiliyoruz ağacı. Doğru, aynen. Bak şurada hasta bir tane meyve görüyorum. Has cins avokado da bazı ağaçlarda deneme yapmak için böyle ufak da olsa birkaç ağaçta meyve bıraktık. Meyve normalde veren... biz ilk senesinde asla önermiyoruz meyve bırakmayı. Ama sırf denemek için koyduk. Böyle bir tane meyvesi var. Evet. Meyve yani, veren ağaçla meyve vermeyen ağacın gelişimi arasındaki farkı incelemek aslında en büyük amacımız. İlk senesinde meyve bırakırsak seneye nasıl bir gelişim oluyor? Ağaçta bir nasıl gelişim oluyor? Seneye tekrar meyve tutumu nasıl tutacak oluyor? Tutacak mı? Evet. Aynen. Meyvesini yolduklarımız nasıl verim olacak?
Tamamen bir Ar-Ge çalışması gibi kullanıyoruz şu anda bahçemizi. Aynen, ama işte bunları yapmayınca da sürekli bir gelişim olmuyor. Aynı zamanda avokado fidan üreticiliğini de yaptığımız için evet. Müşterilerimize kesin ve net bilgiler en büyük gayemiz. O sebeple böyle çalışmaları kendi bahçemizde yapıyoruz. Mecburen. Aynen. Bu arada sevgili arkadaşlar, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizden en büyük ricamız bu. Siz bize ne kadar destek olursanız biz sizlere o kadar güzel videolar, güzel çekimler yapabiliriz. Bak, burası da bacon sırası. Bunlar da çok şey. Böyle dik giden, böyle biraz daha hızlı olan ağaçlar. Şöyle görüyorsunuz. Maşallah böyle. Yeni sürgünleri çok güzel. Evet evet. Gayet güzel. Baksana. Bir üst sırası da Zutano. Hmm. O da böyle dikine giden bir çeşit olduğu için onların gelişimi de gayet bahçedeki lider ağaçlardan. Şöyle. Bunlarda ben meyve bırakmıştım mesela. Bunlar döktüler. Hmm. Denemek için bunlarda da bazılarında birer tane bırakmıştım. Döktü. Zutano da döktü. Bacon da döktü. Zaten ilk senesinde vermeyeyim çeşitini. Ooo, fıstıklar bayağı büyümüş. Evet, yer fıstığı. Bayağı büyümüş. Hatırlarsanız geçenki videoda çekmiştim fıstıkları. Şöyle. Oldukça büyümüşler. Geçen yıl da kendi fıstığımızın hasatını yine kendimiz yaptık ve bütün kış boyunca tükettik. Anamur fıstığı şöyle çok lezzetli. Şöyle göstereyim. Büyümeye başlıyor. Evet. Böyle, bu biraz daha bilmeyenler için söyleyelim. Patates gibi. Yerin aynen altında köklerinden oluyor. Çok güzel oldu bunun haşlaması. Ama şöyle çok güzel bir şekilde bütün dizlerin arasında olurmuş. Evet. Güzel görünüyor. İnşallah bunun hasatını da gösteririz. Bak, şuna da zoom yap. Küçücük, daha yeni gelişiyor. Evet. Kabuğunun içerisindeki fıstık. Evet. Diğerlerine devam edelim. Bir yandan tarlayı kontrol ederken size de avokado ağaçları ve meyvesi hakkında bilgi vermek istedik. Çünkü bu konuda bize çok fazla dönüş yapan var. Avokado ağacı nasıl yetiştirilir, nerede yetiştirilir, meyvesi nasıl olur, hangi ağaç nasıldır? Bu konuda çok fazla sorun oluyor. Biz de elimizden geldiğince ara ara böyle videoların arasında birkaç böyle bilgi, anekdot sıkıştırmaya çalışıyoruz. Umarım sizler için de verimli oluyordur. Bunda da ben bir tane koyduğumu evet düşünüyordum. Şöyle. Bir tane de aşağıda bir yerde olması lazım diye hatırlıyorum. Bir meyve daha. Yanlış mı hatırlıyorum? Var, var. Evet, şurada. Evet. Şöyle iki meyve. Bakın, biri büyük, biri küçük. Bakalım bunun da, yani ağacı da gelişimi güzel. Bakalım bu da seneye verimi ne olacak? Pinkerton cinsi ağaç zaten böyle yere yatık bodur bir cins, evet, zaten. Evet. Hani bodur bu ağaç çeşit. Neden böyle görünüyor, kırılmış falan gibi şeyler söylemeyin, çok üzülürüz. Aynen. Cinsi bu şekilde. Bakalım bu çeşitte de zaten ikinci yaşında meyve veriyor bunlar. Has Pinkerton çeşitleri. Hı hı. İlk meyvelerini, ya da biz ticari olarak ilk meyvelerini diyoruz. Biz ilk senesinde birer meyve bırakmış olduk sırt denemek için. Ha, diğer ağaçlarda hiç bırakmadım çünkü. Gelişimini engellemesin diye. Bakalım, gözlemleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak seni. Bu bahçemizden de ilk meyvemizi tüketeceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi bayağı güzelleşti ya şöyle gördüğün zaman. Tabii canım, çok şahane görünüyor. Ağaçlar bayağı gelişimleri güzel. Elimizden geldiğince tabii biz de bakmaya çalışıyoruz. Şu an elimizde kaç tane avokado çeşidi var? Şu an biz üretim olarak fidanlığımızda Has, Pinkerton, bu iki çeşit A grubu. Hı hı. B grubu olarak da Zutano, Bacon, Clifton, Fuerte, bu çeşitleri üretiyoruz. Yani bizim elimizde şu an üretimini yaptığımız 6 çeşit var. Zaten ticari olarak da en verimli olan, bizim Akdeniz kıyısında rakımlara göre üretimini yaptırdığımız çeşitler bunlar. Bizim bahçemizde de ağırlık olarak Has, Fuerte var. Aşı alma amacıyla da diğer çeşitlerden de diktik zaten. Ha, etincir üretimi de var. Doğru, onu evet, atlamayalım. Etincir de var.
Yani o şekilde bir üretim yapıyoruz. Yani her çeşitte müşterilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyen sevgili arkadaşlarımız da Yıldız Fidancılık adı altında bulunan sayfamızdan bizlere ulaşıp daha detaylı bilgiler edinebilir. Orada bizim numaram, benim numaram var zaten. Hı hı. Arayabilirsiniz. Biz müşterilerimize gübreleme konusunda, budama konusunda, üretim konusunda her konuda yardımcı oluyoruz. Bu cins? Bu Trabzon meyvesi, cennet meyvesi çeşidimizde Rojo Brillant dediğimiz bir çeşit. Tamamen sizin alışkın olduğunuz marketlerde böyle eriği, yani yumuşamışken tükettiğiniz çeşit. Bundan da biz 5 tane ağaç diktik. Evet, şurada var. Bakalım bunlar da kendimiz tüketmek için ya da buradaki marketlere vermek için. Şöyle. Bu şekilde. Geçenlerde bir sıcak oldu arkadaşlar. O sıcakta bu yapraklarımız maalesef yandı. Ama şu anda tazeledi. Aynen. Gayet güzel şekilde gelişimleri devam ediyor. Şöyle yeni salatalıklar dikmiş annem. Onlar da tohum olarak şöyle. Gayet güzel büyümekteler. Bu sene Allah nasip ederse kendi turşularımızı, salatalık turşularımızı kendi bahçemizden yapacağız. İnşallah. Zaten çoğu meyvemizi ve sebzemizi bahçeden karşılıyoruz. Yani biz pazara gitmiyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı bahçemizden karşılayabiliyoruz. Çok şükür ki böyle bir nimetimiz var. Bundan faydalanabiliyoruz. Şöyle böğürtlenlerimiz de. Kendimize yetim. Aynen, böyle geldikçe minik minik olmuşlarından toplayıp birkaç yiyoruz. Güzel oluyor. Buyurun bakalım. Şimdi bir de limonu keselim bakalım. Bu küçük limon neymiş? Lime bu. Oo, mükemmel görünüyor. Kokusu burnuma geldi direkt. Hı hı. Güzel ama tadı. Hı. Gerçekten normal limona göre daha güzel ya. Lime, evet. Ya yakında zaten çoğu tercih edilen limon lime olacak. Şimdi biraz daha görsel amaçlı kullanılıyor. Yani fiyat olarak da tabii. Yüksek olunca. Şu an güncel fiyatları yani normal limonla lime'in arasında 3-4 kat var herhalde. Evet. Yüksek. Buyurun efendim. Biraz böğürtlen yedik. Biraz limon yedik. Farklı tatları bir arada denemiş olduk. Şimdi biz tekrardan dinamayı çalıştıralım. Lime limon da isterseniz bu arada anamurdanlarından bir deme. Biz o zaman dinamayı çalıştıralım. Sulama işlemlerine devam edelim. Sen yedikçe benim ağzım sulanıyor. Öyle çünkü ama güzel. Evet, saat 3'te başladığımız serüven hala devam ediyor. Saat 8. 5 saat oldu. Ve yarısını bitirdik. Şimdi bu tarafına devam edeceğiz. Yani bayağı uzun sürecek. Muhtemelen biz bir su deposu, havuz, bir çözüme kavuşturmamız lazım burayı. Neyse, bu kurak günler bizim için biraz zor geçecek çünkü. Bir saat bekliyoruz. 4 dakika çalışıyor. Bir saatte biriktirdiğini 4 dakikada bitiriyor. Saat 10. Biz sulamaya hala devam ediyoruz. Bitmedi. Yanımızda da çerez dışında pek bir şey getirmemiştik. Şöyle dolaptan peynir, zeytin, kahvaltılık bir şeyler çıkarttık. Bugünlük akşam yemeği böyle olsun dedik. Çayımız da var. O zaman bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, suyu çalıştırmaya devam ediyoruz. Diğer vanayı çevirdik. Aşağı taraftaki çilekleri suluyoruz şu an. 4 dakikada bir kapatmak zorunda kalıyoruz.
Zaman azaldıkça bekleme süremiz de artıyor. Bakalım saat kaçta bitecek. Arkadaşlar saat 3 oldu gece. Aynen. Hala bitmedi. Son bir vana kaldı. Onu da artık yarına yapacak bir şey yok. Çünkü suyun artık akma süresi hemen hemen 3 dakikaya kadar düştü. Evet, o yüzden 45 dakikada anca doluyor. Tekrar aynı serüveni yaşamakta, sürekli uykum bölünüyor. Zaten doğru düzgün de uyuyamadık. Zor bir gece geçti bu sebeple. Aynen. Yarın artık sabah çalışmaya gideceğiz seraya. O yüzden mecburen yarım kesiyoruz. Yarın artık hem fidanları sulayacağız. Fidanları bugün de sulayamadık, çilek fidanlarını. Zamanımız yetmedi. Aynen. O yüzden yarın hem fidanları sulayıp hem son vanayı bitireceğiz. Görüşürüz. İyi geceler. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve çok daha iyisi için yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.